Avukat Furkan Güven ile hukuk alanındaki yolculuğunu konuştuk. Programımıza Kayseri'de bir hukuk bürosuyla devam ediyoruz. Yanımızda ise avukat Furkan Güven bulunmakta. Dilerseniz öncelikle Furkan Bey'i tanıyalım. Furkan Bey nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz lütfen? Ben Furkan Güven. Doğma büyüme Kayseriliyim. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Aşağı yukarı 5 senedir de mesleğimi devam ettiriyorum. Evet, Kayseri'de bir hukuk bürosundayız şu anda ve burada ne gibi hizmetler veriliyor? Kaç kişi olarak çalışıyorsunuz? Ofisimizde 4 tane daha arkadaşımız var. Hep beraber hukuk alanında hizmet veriyoruz. Kapsam olarak ceza hukukundan şirketler hukukuna, ticaret hukukundan gayrimenkul hukukuna kadar geniş kapsamlı olarak hizmet vermekteyiz. Hukukun 4 farklı alanında hizmet veriyorsunuz aslında aynı çatı altında. Yani 4 farklı alan olarak değil de meslektaşlarımızın bazıları kendilerini belli bir alanda kısıtladığını düşünüyorum. Bir hukukçunun herhangi bir hukuki konuda cevapsız kalmasını kabullenemiyorum. Prensip olarak bir hukukçunun, bir avukatın her konuda bilgi sahibi olması gerektiğini düşündüğüm için kapsamlı olarak bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Ofisimizin içerisinde arkadaşlarımızla aramızda iş bölümümüz tabii ki var ama bütün alanlarda hizmet veriyoruz. Aslında tam da bu noktada sizleri diğer hukuk bürolarından ayıran özellikleriniz giriyor devreye, sizin farkınız giriyor. Bunlardan da bahsedebilir miyiz lütfen? Ya bizim farkımız sürekli güncel kalmak, sürekli kendimizi tazeleme. Marka patent hukukundan şirketler hukukuna kadar detaylı bir şekilde hizmet veriyoruz. Bulunduğumuz şehirle alakalı ticari bir şehir olduğumuzdan dolayı ticaret hukuku ve şirketler hukuku alanında kapsamlı danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, daha yeni bir firmasınız ama tabii ki de geleceğe dair hedefleriniz mevcut. Bunlardan bahsedebilir miyiz lütfen? Burası bizim ikinci ofisimiz aslında. İlk ofisimiz buradan biraz daha küçüktü. İşimizi büyüttüğümüzden dolayı buraya geçtik. Daha sonrasında da kadromuzu genişleterek daha büyük bir ofiste daha çok firmaya hizmet vermeyi düşünüyoruz. Evet, son zamanlarda oldukça gündemdeki bir problemden bahsedelim. Ev sahibi ile kiracı arasındaki uyumsuzluk tabii ki de. Devlet bu noktada %25'lik bir zam oranı koyuyor ama bu noktada hukuk ne diyor? Sözü size bırakıyorum. Yani devletin belirlediği belli bir artış tarifesi var aslında. Ama şahıslar buna rağmen, kiracı ile ev sahibi buna rağmen arasında problemler yaşamaya devam ediyorlar. Bu şartlarda yeni bir çözüm olarak arabuluculuğa tabi tuttular bunu. Dava açılmadan da bu uyuşmazlıkların halledilmesi bekleniyor. Mahkeme aslında yoğunluğunu bu şekilde düşünmeyin. Evet, dava gibi bir sürece gitmeden öncelikle arabulucuyla arayı bulabiliyoruz. Evet, dava yoğunluğu olmadan arabuluculuk evresinde çözüme kavuşturmaya çalışıyorlar şu an. Müvekkillerimize tavsiye ederiz bunu. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Müvekkillerimize bizi tercih ettiklerinden dolayı teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum tekrardan. Rica ederim. Sevgili izleyiciler, Furkan Bey ile sohbetimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kayseri turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım bir sonraki röportajımızda bizleri neler bekliyor?